أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belli kişilere müjde verilmiştir, cennet müjdesi. Onların arasında Hazreti Ömer de vardı. Hazreti Musa şöyle der. Bir keresinde bir bahçedeydik. Musa da oradaydı. Bir kişi geldi. Kişi geldiğinde kapıyı açın denedi ona. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açın, onun için kapıyı açın dedi ve ona müjde verin. Cennetin müjdesini verin dedi. Ve ondan sonra kapıyı açtım ve gördüğüm şey Hazreti Ebu Bekir'di. Ona müjdeyi verdim. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in verdiği müjdeyi verdim. Elhamdülillah dedi. Ondan sonra başka bir kişi geldi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı açın dedi onun için. Ona cennetin müjdesini verin. Kapıyı açtığımda gördüğüm Hazreti Ömer'di. Ona Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini söyledim. O da elhamdülillah dedi. Başka bir kişi daha geldi ve yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kapıyı aç dedi. İçeri gir dedi. Yine kapıyı açınca cennetin müjdesini verin ona dedi. Ona problemler ulaşmasına rağmen ona müjde verin dedi. Gördüğüm neydi? O Hazreti Osman'dı kapıda. Sonra ancak Allah-u Teala'dan yardım istenir. Resul-i Ekrem sallallahu'nun dediği gibi Hazreti Osman ve Avf dediği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir cennetliktir dedi. Hazreti Ömer cennet ehlidir. Ali, Talha ve Abdurrahman Avf da Sa'd bin Kab de Said bin Ebu bin Cerrah da bütün 10 isim Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından zikredildi. Hazreti Ebu Hurayre dediği gibi bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben uyuyordum ve kendimi cennette gördüm ve gördüğüm bir hanım abdest alıyordu ve bir bahçede abdest alıyordu. Bu bahçe kimindir dedi. Ve o Hazreti Ömer'in bahçesidir dedi. Hazreti Ömer orada oturuyordu ve ağlamaya başladı. Ve niçin gittin? Hazreti Said bin Hüdri'nin bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem illiğin insanlara, cennet insanlarına bakarlar yüzleri. Onların yüzleri pırıl pırıldır. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bu insanlar arasındaydı. Ve o kadar
Kıyamet günü onların yüzleri pırıl pırıl olacaktır. Bu ne güzel şeydir. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in de bildirdiği gibi bir kişi cennetten bir kişi size gelmektedir. Ve ondan sonra Habub-ı Ekir geldi ve ondan sonra başka bir kişi daha geliyor. O cennet ehlidir. Hazreti Ömer geldi. Yine Hazreti Enes'ten bildirine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bu ikisi arasında Ömer ve Hazreti Ebu Bekir cennetin en eski insanlarıdır Allah'ın peygamberleri dışında. Hazreti Ebu Hureyre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer büyük bir cennetin insanlar arasında büyük bir ışıktır. Hazreti Ömer bin Attab Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından verilen başka bir Akba bin Malik Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in eğer bir peygamber gelmiş olsaydı bu Hazreti Ömer bin Hattab olurdu dedi. Bu ilişki hemen peygamberlikle ilgili olan ilişkidir. Aksi halde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunu açıklardı. Peygamberlik gelseydi diye. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer muhaddistir. Kişi Hazreti Ayşe Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem muhaddisin arasında benden önce de insanlar vardı. Eğer benim insanlarım arasında olursa bu Ömer bin Hattab'dır bunların arasında. Hazreti Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizden önceki insanlar oralarında tertemiz ve çok dindar kişilerdir. Bu çeşit benim insanlar arasında var ise Ömer bin Hattab'dır. Onlar Allah-u Teala ile ilişki içindedirler. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha sonra Beni İsrail'in arasında da aralarında yine Allah-u Teala'nın onlarla konuştuğu kişiler vardır. Eğer benim cemaatimden bir kişi varsa Ömer bin Hattab'dır. Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem yine Allah-u Teala daima metaforlar, benzetmeleri kullanır. İnsanlar bu karakterik özelliklerle verir. Hazreti İbrahim Aleyhisselam gibi İbrahim'in makamı gibi onun Hazreti Ömer'in karakterinde olanlara da hadisleri okumuyor musunuz? Muhaddisler arasında eğer herhangi bir kişi olsa Allah-u Teala'nın konuştuğu kişi Hazreti Ömer olur. Bunun anlamı Ömer sona mı erdi? Hayır. Kim aynı manevi makamı varsa Hazreti Ömer gibi Hazreti Ömer işte onun için ki benimle ilgili olarak fikama Faruk Mika'da Faruk'ya ente mukallak ente ta Ömer muhaddes Allah-u Teala'dan Allah-u Teala ile konuşan Hazreti Ömer'in karakterinde olan kişi yine geçmiş hutbelerimde de bahsettiğim gibi Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'in yazılmasında yardımcı oldu. Cang-ı Emama zamanında Hazreti Ömer birçok hafız Kur'an-ı Kerim'i ezberliyordu. Orada şehit oldu. Said'in bildirdiğine göre insanlar öldürüldüğünde Hazreti Ebu Bekir beni çağırdı. Ve o zaman Hazreti Ömer de onun yanındaydı. Hazreti Ebu Bekir Ömer bana geldi. Ve insanlar birçok insanlar öldürüldü. Özellikle Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenler gelecekte üzülürüm ki belki daha fazla hafızlar
öldürülebilir. Onun için fikrime göre biz bu Kur'an-ı Kerim'i yazsak ve korusak. Bu Ömer'in, Hazreti Ömer'in fikriydi. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer bunu söyledi. Bu benim fikrimdir. Hazreti Ebu Bekir de ben bunu nasıl yapabilirim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tarafından yapılmamış bir şeyi ben nasıl yapabilirim? Sonra Hazreti Ömer bunu yapmak çok güzel, iyi bir şeydir dedi. Hazreti Ebu Bekir, Ömer devamlı olarak ısrar etmektedir. Ta ki benim kalbimi Allah-u Teala Ömer bin Hattab'ın söylediği şeye kalbim açıldı ve biz gerçekten bu Kur'an-ı Kerim'i yazmamız gerektiğini düşündüm. Ve böylece Kur'an-ı Kerim'in yazılması başlandı ve benim bunları geçmiş hutbemde de bahsettim. Hazreti Ömer Kur'an-ı Kerim'in ezberlenmesiyle ilgili olarak vaat edilen Mesih Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ebu Hubeyde bir keresinde geçmenler arasında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le geç edenler arasında Hazreti Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Teala, Sa'd bin Meşhur, Huzeyfa, Salim, Abdullah bin Sahib, Hurara, Abdullah bin Ömer, Abbas, bütün bunlar Kur'an-ı Kerim'i ezbere bilirlerdi. Yine söylendiği gibi bazı vahiyleri de ezberlerlerdi ki bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e inen vahiyleri ve ayrıca Hazreti Ömer'in düşündüğü onlara gelen hadisle aynı fikirdeydi, aynı paraleldi. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in vahiyleriyle aynıdır. Genel olarak Sahih Buhari'de Hazreti Ömer'in bildiği gibi Hazreti Ömer şöyle demişti. Benim fikrime göre benim fikrim Allah Teala ile Allah Teala'nın bildiği şeylerle paraleldir. İbrahim'in yeri, makamı İbrahim yeri Kur'an-ı Kerim'le fettakû min makamı İbrahim'e musalla. İşte bu ayeti kerime nazil oldu ve ayrıca hatta tesettür talimatı indiğinde ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e daha önce bildirmiştim. Niçin bunu söylüyorsunuz? Hazreti Ömer ben kızıma da söyledim. Eğer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sizi boşarsa Allah-u Teala ona daha iyilerini verir. Bu asara bıkam inne telekumna yani eğer peygamber sizi boşarsa Allah-u Teala ona sizden daha iyisini verecektir. Ayrıca başka bir Sahih-i Müslim'de Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre üç nedenle Allah-u Teala'nın vahisiyle aynıdır. Bu pardayla ilgili yani tesettürle ilgili savaş, Bedir Savaşı'ndaki tutsaklarla ve daha birçok kişiler bu konuda savaş esirleriyle ilgili olarak onlar cezalandırmalıdır. Bu geçmiş hutbemde de yine belirttiğim gibi bu reddedilmişti. Sahih-i Müslim de ayrıca Hazreti Abdullah bin Ubey bin Sulh vefat ettiğinde onun oğlu Abdullah bin Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek onun cenaze namazını kıldırmasını istemişti. Babasının. Hatta kefenini bir istemişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ona kendi gömleğini verdi. Fakat cenaze namazı ile ilgili olarak gitmeyi ve
Hazreti Ömer ayağa kalktı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tuttu. Onun elbisesini tuttu. Ey Allah-u Teala'nın Resulü, onun cenaze namazını mı kıldıracaksın? Allah-u Teala sana yasakladı böyle insanların namazını. Allah-u Teala bana seçenek verdi. Estağfirullahım, estağfirullahım. İster siz tövbe edin, onun adına tövbe edin veya etmeyin. 70 kere af dilesen bile onları affetmeyecekler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, ben yapacağım. Ben onun cenaze namazını kıldıracağım. وَلَا تَسَلُّمْ عَلَى مِنْدُكُمْ abada. Hiçbir zaman münafıkların namazlarını kılma ve onların mezarında bile durma diye vahiy geldi. Başka bir şekilde alkolün yasaklanmasıyla ilgili Sinan Tirmizi'de Hazreti Ömer bin Hattab dua etti. Ey Allah'ım, bize talimat ver bu alkolle ilgili. Vahiy indi. Es'elünke enil hamri vel meysi. Alkolle ilgili, alkol kullanmakla ilgili olarak ve kumarla ilgili olarak her ikisinin de faydası zararından daha azdır. Bu ayeti kerime indirdiğinde Hazreti Ömer Allah-u Teala başka geniş bir alkolle ilgili olarak ve la takrabu ve entem şukara namaza sarhoş iken girmeyin, ne söylediğinizi anlamadıkça yaklaşmayın. Hazreti Ömer bu ayeti kerimeyi, ey Allah'ım dedi, açıkça vahiy indir alkolle ilgili olarak. Başka bir ayet ki, innema yedahu yukuma davetu ba'da ve'da fil hamre vel meysir ve yesukum an zikrillahi ve enissalah fehel entum mantakuhum. Belli arzular size düşmanlık yaratmaktadır. Alkol vasıtasıyla ve kumar vasıtasıyla sizi ayrıca Allah-u Teala'ya ibadet etmekten alıkoyuyor. Yar, bunda ısrar mı edeceksiniz? Bundan sonra alkol kullanmak durduruldu. Tarihçiler de ayrıca yirmi yerde tam başka Ömer, Hazreti Ömer'in arzusuna göre başka şeyler de söylendi. Onun fikrine göre bazı Kur'an-ı Kerim'in ayetleri indirildi ve yine söylendiği gibi şeytan Ömer bin Hattab'ın gölgesindeydi bir keresinde. Eğer herhangi bir peygamber olsaydı Hazreti Ömer olurdu bu. Başka bir hadiste, herhangi bir vahiy olsaydı benim insanlarım arasında Hazreti Ömer bin Hattab olurdu. Onunla ilgili olarak savaş esnasında ve Hazreti Muhammed Mustafa Hazreti Ömer'in fikirlerini kabul eder ve kabul ederdi. Hazreti Ebu Hureyre, Ebu Said bunları kabul ederdi ve biz onlardan aldık bu hadisleri. Tabuk Savaşı'nda insanlar çok açtı ve ey Allah-u Teala'nın Resulü dediler, eğer bize izin verirseniz biz deveyi keseriz ve onu yiyelim. Eğer hayvanları kesmeye başlarsa hiç başka hayvan kalmayacaktır dedi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra onlara
ellerinde ne varsa onları getirsinler ve onlar için dua etti ve Allah-u Teala onları nimetlendirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir yiyecek yenilmesi için bir şey getirdi. Mısır ve bir takım başka yiyecekler getirdi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ne var, ne getirilmişse onlar üzerinde dua etti ve kendi kaplarına almalarını istedi. Onların hepsi bunda yediler. Hatta daha arkada birçok kalmıştı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ben şehadet ederim ki Allah-u Teala'dan başka ibadete layık yoktur bu. Ve ben Allah-u Teala'nın Resulüyüm. Bu Müslim Buhari'de yazılmıştır. Başka bir hadiste Yezid bin Ebu Bey'in Selma bin Akva'dan bildirdiğine göre bir seyahatte onların yiyecekleri yoktu. Hiçbir şey kalmamıştı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler ve ondan bir hayvan kesmelerini rica ettiler. Hazreti Ömer onlarla Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in söylediğini onlara söyledi ve develeriniz olmazsın, ne yaparsınız, ne yapabilirsiniz? Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e getirdiler ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem eğer hayvanları keserlerse ne yapacaklar? Ondan sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanları çağır, ellerinde ne varsa, rızıkları ne varsa getirsinler. Onlar ellerinde ne varsa hepsini getirdiler, kaplarını getirdiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala'ya şahit olurum ki Allah-u Teala'dan başka ibadete layık olan yoktur ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem da onun Resulüdür. Ezanla ilgili olarak Hazreti Ömer rüya gördü. Hazreti Müslüman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri bile vahiy alırlardı. Abdullah bin Zayd başka bir Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabesine söylemişti ve bu işte ezanla ilgiliydi ve bu da göstermektedir ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in doğruluğudur. Hazreti Ömer aynı vahiy aldım ve 20 gün sessiz kaldı. Belki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bununla ilgili konuşur diye. Ayrıca Hazreti Ömer bir melek geldi ve bana ezanı öğretti ve tam olarak uyumamıştım. Uyku ile uykusuzluk arasındaydım ve bu ezanı öğretti bana. O kelimeleri söyledi. Başka bir hadiste Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e vahiy ile ilgili olarak bir nedenle sahabelerden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve Bilal'i çağırın ve bu sen ne söylüyorsun? Söylersen onu tekrar etsin çünkü onun sesi çok gürdür. Hazreti Ömer Hazreti Bilal'a öğretti. Hazreti Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e elbisesiyle Allah-u Teala'ya bugün ne ezan okunmuşsa Hazreti aynen ben gördüm dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem elhamdülillah bütün övgüler Allah-u Teala'ya aittir. Bu da ezanda ne söylenmişse onu tasdik etmektedir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in onuru Hazreti Ömer'e olan saygısı nasıldı? Hazreti Ömer'in Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önceki statüsü neydi? Başka bir hadiste
Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabelerin arasında Hazreti İbni Ömer bir nedenle Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le beraberdi ve onlar Hazreti Ömer'in devesine binmişti ve önden gidiyordu. Hazreti Abdullah Hazreti Abdullah'a sen hayvanını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geçirme dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer bu deveyi bana sat dedi. Hayır o sizindir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu satın aldı. Sonra onu Abdullah ha verdi. Bu nasıl sizindir artık. Nasıl isterseniz öyle kullanın. Hazreti Ömer zuhur namazı esnasında caminin mihrabına çıktı ve birçoklarınız gelecekte kim bir şey soru sormak istiyorsanız Ömer'e sorun o cevabı verecektir. Ben burada olduğum sürece İnsanlar ağlamaya başladılar ve birçok kereler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana sorun dedi. Abdullah bin Asaf'a benim babamın ismi nedir? Muzaffa dedi. Ondan sonra bana Hazreti Ömer ayağa kalktı. Bizler Allah-u Teala bizim Rabbimiz, İslam bizim dinimiz ve Muhammed bizim Peygamberimizdi. Bu bizim için yeterlidir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem daha başka soru sorun dedi. Ben gördüm cennetin nimetlerini gördüm ve cehennemi de gördüm ayrıca. Başka bir Buhari'deki hadiste Hazreti Musa'nın bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem soruldu bir nedenle. Birçok sorular soruldu ki ondan hoşlanmamıştı. Ebu Musa geldiğinde bana ne sormak istiyorsanız sorun dedi. Onlardan bir tanesi benim babam kimdir dedi. Senin baban Huzeyfa'dır dedi. Başka birisi ayağa kalktı. Sizin babanız kimdir? Şeyba dedi. Sizin babanız. Hazreti Ömer bütün bunları gördüğünde ayağa kalktı. Ya Resulallah, biz hatamızdan dolayı af dileriz Allah-u Teala'nın önünde. Başka bir hadis, Zuhuri'den Hazreti Enes bin Malik'in bize bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dışarıya çıktı. Abdullah bin Huzafa ayağa kalktı. Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, benim babamın ismi nedir? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Huzeyfa. Sizin babanızdır. Daha birçok kereler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ne sormak istiyorsanız sorun dedi. Hazreti Ömer ayağa kalktı. Biz Allah-u Teala bizim Rabbimiz, İslam bizim dinimiz ve biz Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Bundan memnunuz, mutluyuz dediler. Yine bildirdiğine göre Katata'da Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e oruçla ilgili olarak Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kızdı. Hazreti Ömer ayağa kalktı ve bizler Allah-u Teala bizim Rabbimiz, İslam bizim dinimiz ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizim peygamberimizdir. Başka bir hadiste de Buhari'de Hazreti Ömer'in bildirdiğine göre ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem gittim. O bir yerde uzanmış yatıyordu. Ayrıca hurma dallarının üzerine yapılmıştı. Onun sırtına baktığımda başka evin etrafına bakınca odaya hiçbir şey yoktu. Ey Allah'ım, Allah-u Teala'nın Resulü Allah-u Teala'ya Allah-u Teala'dan bize bir rızık versin. Bütün dünya
Resul-i Ekrem her şey var. Hazreti Ömer'e, ey Hattab'ın oğlu, bazı insanlar dünyanın bütün rızkı verilmiştir ve önümden onlar gelip geçtiler. Hazreti Ömer, benim için dua edin dedi. Ondan sonra Hazreti Müslüman, Hazreti Ömer bir keresinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem sadece bir küçük yerde uyuyordu ve sırtında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in izleri vardı. Hazreti Ömer ağlamaya başladı ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem niçin ağlıyorsun dedi Hazreti Ömer. Ben ağlıyorum çünkü Sezar ve diğer imparatorlar gelip geçenler onların son derece büyük şeyleri vardı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem dünyanın malıyla hiçbir ilgim yoktur. Biz aynen bir çöldeki yolcu gibiyiz. Sıcaklık çok fazla olunca bir ağacın gölgesinde oturur dinleniriz. Ben de onun gibiydim. Sonra ayağa kalkıp bu yola devam ederiz dedi. Ben aynen bu şekildeyim. Bir nedenle Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'e dua etmesini istedi. Hazreti Ömer gitti ve Hazreti ey Allah Teala Resulü ben Ömre'ye gidiyorum. Ya Ömer dedi. Sana de sabre ki Rabbinin önünde bizleri unutma dedi. Ey benim kardeşim beni dualarında unutma dedi lütfen. Ayrıca beni dualarına kabul et, dahil et. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Ömer'le ilgili olarak ne büyük sevgisi vardı. Yine daha fazla daha bunu genişleteyim. Hazreti Ayşe'nin bildirdiğine göre radiyallahu anh'a Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde Hazreti Ömer bu haberi aldığında ayağa kalkarak Allah-u Teala adına yemin ederim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem öldü. Hazreti Ayşe aynı kalbinde aynı şey vardı. Belki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem geçmiş peygamberler gibi yeniden kaldırılacaktır. Ta ki Hazreti Ebu Bekir gelinceye kadar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ayeti okuduğunda bu ayeti kerime Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ölümüyle ilgili biz bütün peygamberler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce vefat ettiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in ölümüydü. Hazreti Ömer'in düşüncesine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem tekrar yeniden gelecektir. O herhangi bir kişiyi, buna karşı olan kişiyi öldürmeye hazırdı. Hazreti Ebu Bekir Sıddık geldiğinde, Kur'an-ı Kerim'in ayetini okuduğunda bütün sahabeler وَمَا مُحَمَّدْ اِلَّا رَسُولُ قَدْ حَلَتْ مِنْ قَبْلُهُ الرَّسُولُ Hazreti Ömer, ben bunu duyduğumda sanki daha ayakta duramadım ve sahabeler, birçok sahabe sanki bu ayeti kerimeyi ilk defa duyduk dediler. Fakat herhangi bir peygamber Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce ayakta kalsa Hazreti Ömer özellikle hayır Ebu Bekir İsa hala göktedir derdi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de gelecekti. Fakat bütün sahabelerin inançları bütün peygamberler Hazreti İsa da dahil olmak üzere Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den önce o da ölüdür. İkinci halifenin tefsiri de böyleydi. Ben bundan bahsettim. Hazreti Ebu Ömer'in bildirine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde Kabe'deki Hacer-i Esved'e baktı. Onu öptü. Hazreti Ebu Bekir Hazreti Ömer ağlıyordu.
Abbas'ın bildirdiğine göre Hazreti Ömer bir keresinde aynı Hacer-i Esved'e gelerek onu öperek biliyorum sen bir sadece taşsın. Hiç kimseye bir ne zarar ne de fayda verebilirsiniz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i seni öperken görmeseydim ben de böyle yapmazdım. Yine başka bir şeydi. Hazreti Ömer Kabe etrafında dolaşıyordu. Sen biliyorum dedi o kara taşa geldiğinde. Senin hiçbir gücün herhangi bir şeyi değişmesin. Ben sadece benim efendim seni öptüğü için ben de öpüyorum. İşte onların Allah-u Teala'dan korkusu ve Allah-u Teala'nın vahdaniyetini anlamaları ve hiçbir şeyi Allah-u Teala'ya ortak koşmazlardı ve onun Allah-u Teala'nın ilahi gücüne kimseyi ortak etmezlerdi. Çünkü o Hacer-i Esved'de hiçbir şey yoktu. Onlar tamamen anlamışlardı. Eğer Allah-u Teala bize Allah-u Teala'nın rızası için onu öpmemizi söylemişse bunu yapardık. Bu Allah-u Teala'nın yaratığıdır ve küçücük şeylere bile bakmazdı onlar. Hatta gerçek bir mümin Allah-u Teala'nın Kabe'ye başka evler gibi bakmakta ve taşa da Hacer-i Esved'e diğer taşlar gibi bakmaktadır. Fakat biz Allah-u Teala'nın evine saygı göstermekteyiz. Hacer-i Esved'e saygı göstermekteyiz. Çünkü Allah-u Teala bunları özel bir yere koymuştur. Kişi Hacer-i Esved'i öptüğünde biz de bütün ben Allah-u Teala'nın kuluyum. Herhangi bir taşın kulu değilim. Bu Hazreti Ömer tarafından Hacer-i Esved'i öptüğünde sen sadece bir taşsın dedi. Başka insanlar ise başka şeyler yapmaktadırlar. Hazreti Ömer ben seni sadece Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in seni öptüğü için öptüğünü gördüğüm için ben de yapıyorum, seni öpüyorum dedi. Bir keresinde Hazreti Ömer Taif'ten geliyordu ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sordu. Ben söz verdim İslamiyet'ten önce. İtikafa girmek istiyorum Beytullah'ta. Git ve bu sözünü yerine getir dedi. Yine belirtildiği gibi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den belirtildiği gibi bazı insanlar bırakıldı, özgür bırakıldı ve onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bizi bıraktı. Hazreti Ömer sordu, ne oldu size? Nedir bu? Abdullah, oğlu Abdullah, git ve bu kölelerin serbest bırakılmasıyla ilgili bak bakalım nedir oldu. Huzeyfa'dan da başka bir şey. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir keresinde bineğinden indi ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e o zaman vahiy inmişti. Sahabelerden birisi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in bildiği devenin yanındaydım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kimdir dedi. Bu kimdir dedi. Huzeyfa. Ondan sonra ben sana bir şey söyleyeceğim. Hiç şeyi bunu başkalarına söyleme dedi. Belli kişilerin cenaze namazını kılmam yasaklandı ve ayrıca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in belirttiği insanların kim ölmüşse münafık olarak kabul edilmişti. Hazreti Ömer sadece Huzeyfa Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den ölenden sonra ölenleri eğer Huzeyfa onların namazını kılmıyorsa Hazreti Ömer de kıldırmazdı.
Hazreti Mesih sallallahu aleyhi ve sellem da yine söylediği gibi Hazreti Ömer öylesine samimi, öylesine ikinci Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra ikinci halife olmuştu. Ve yine söylendiği gibi bir kişi Sezar'ın sarayına gitti ve ona onların malları, mülkleri onlara gösterildi. Ve biz hiç herhangi bir şeyle hiç ilgilenmedik bile. Hazreti Ömer de ikinci halife altın, erkeklerin altın kullanması yasaktır dedi. Fakat altın, Sezar'ın altın bileziklerine girmeyi reddetti. Hazreti Ömer, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in Sezar'ın bütün dünyalığı benim ümmetime verilecektir demişti. Bunu duyunca ağlamaya başladı ve ondan sonra Sezar bütün bu malları kullanıyordu ve ondan sonra Hazreti Ömer tabii ki bunu söyledikten sonra bu sadece başka insanları uyarmak içindir bu altın bilezikleri bir müddet kullanmak için. Tabii istenen şey Allah-u Teala'dan korkmaktır. Eğer Allah-u Teala'nın korkusuyla yapılan şey, Allah-u Teala'nın sevgisiyle onları bırakmak bile bu sizin iyi niyetinizden dolayı ödüllendireceksiniz. Bildirdiğine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir rüyamda bir kuyu kenarındaydım ve su çıkartıyordum kuyudan. Hazreti Ömer de Ebu Bekir de geldi ve su çıkartmaya başladı, su çekmeye başladı. Ondan sonra Allah Teala ona baktı ve Hazreti Ömer geldi. Yine su çıkartmaya başladı kuyudan. Başka birini görmedim. Ebu Bekir'in çıkarttığı gibi ve gitti bir yere oturdu ve Hazreti İbni Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zamanlar uyuyordum ve vizyonda bana bir süt verildi bana bir kase ondan içtim. İçtim, geri kalanını Hazreti Ömer bir hattaba verdim. Sahabeler buna ne söylerseniz bu bilgiyle ilgilidir dedi. Zeynel Abidin bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'den daha büyük değildir. Ne bu anlayışla ilişki varsa Hazreti Ömer'in birçok şeyleri daha iyi anlar. Bundan çıkarttığımıza göre bütün alınan zaferler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla Ömer, geride kalan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem varıydı. Mecmu'l Bahreyn bilginin merkezidir ve ayrıca Buhari Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hasan Rayn her iki dünya için neyse onu getirmiştir. İsa aleyhisselamın dediği gibi gerçek geldiğinde o size bütün gerçek bilgiyi verecektir. O John'da. Buradan anlaşıldığına göre süt Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem içmiş ve geri kalan Hazreti Ömer'e verilmişti. İkinci halife bununla ilgili bu bilgidir demişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'le paylaşmaktır. Yine bildirildiğine göre birçok
yönetilen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem uyuyordu. Bazı insanlar gömlek giyiyordu. Bazıları sadece göğsünü kapıyordu. Hazreti Ömer'in gömleği daha uzundu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e sordular bunun rüyanın anlamını. İlim ve bilgidir dedi. Hazreti Ömer'le ilgili Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem en güçlü din, Allah-u Teala'nın dininde en güçlü olan Hazreti Ömer'dir. Daha da belirdiğine göre Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Hasibi ente kablu asadım. Kendini değerlendir. Değerlendirilmeden, kendini hesaba çekilmeden önce kendini hesaba çek. Yeme izin la takva min takva min hafiyya. Arkada hiçbir şey kalmayacak. O gün hiçbir şey saklanmayacaktır. Bugüne hazırlıklı olun. Hazreti Hasan bin Hazreti Ömer'le ilgili olarak İslamiyet'e en çabuk inanan kişiydi. En çok fedakarlığı yapanlar arasındaydı. Çok sertti. İlahi talimatları uygulamakta çok sıkıydı. Bildirdiğine göre Hazreti Ömer bin Hattab kabul edenler arasında değildi ama o bizim önümüze geçti dindarlıkta, dünyadan hoşlanmamazlıkta önümüze geçti. Başka bir sahabe Hazreti Ömer Mısır'dan geldi ve onun gömleği yırtılmıştı. Bir yer vardı Ehle. Ela denilen bir yer. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Kupteri denilen bir yer. Çok kalın. İki kalın iki kumaş getirdi. Her ikisini de öptü Hazreti Ömer. Bir tanesi yumuşaktı. İkincisini reddetti. Benim gömleğimi bana verin. O yırtıktı. Onu tamir etmeye tamir etmek istedi. Çünkü o teri daha iyi çeker. Hazreti Ömer'in üç yama olan bir gömleği gördüm. Başka birisi yamalı gömlek giydiğini gördüm. Hazreti Ömer'in biyografisine tabii ki yapacağız. Şimdi vefat eden kişilerle ilgili olarak konuşacağım. Cuma'dan sonra onların Doktor Taksit Mustafa Fazlı Ömer hastanesinde 70 yaşında vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Farklı farklı hastalıkları vardı. Fakat ansızın onun durumu kötüleşti ve vefat etti. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. Ahmadiyet, Fahrul İslam, Vadiden Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabisi vaktisiyle Tahir Mustafa, Ulan Mustafa öğrencilik dönemlerinde Ahmediyeti kabul etti. Üçüncü halife Nehzat Cihan programı ilan edince
doktor. Karaçi'de devlet memuruydu babası. Ve 1970'te hayatını bahşederek Afrika'ya gitti. 1990'a kadar Ghana, Sierra Leone ve Nijerya'da çalıştı. Doktor Müşteba Cinnah Hospital'da, hastanesinde çalıştı. Askerlikte de çalıştı. 1992'de 3 yıl hayatını vakfetti. Ghana'ya gönderildi. O hastanede çalıştı orada. Vakfı arzı yaptı. Babası tarafından kurulmuştu o hastane. Babasıyla 3 yıl çalıştı. Çok iyi bir doktordu. Tahsin 23 yıl çalıştı orada en azından. 17 yaşın Fazlı Ömer Hospital'ında hastanesinde toplam olarak 40 yıllık çalışma hayatı vardır. Ömer Raif Hanım'ı Ahmet Rauf şöyle yazıyor. Hastalığında oraya onu görmeye gittim ve şöyle dedi bana. Huzura selam söyle. Bana selam gönderdi. Son selamını gönderiyor diye hissettim. Çok hastaydı ve durumu çok kötüye gidiyordu. Ondan sonra kapıda bir selam sesi duydum. Kim kapıda, kim var dedi. Hayır, hiç kimse yok dedi. Bir müddet sonra daha iyileşti. Ondan sonra onun için dua ettim Ghana'da. Ve biliyorum daha iyi olacağını biliyordum. Çok sade bir kişiydi. Hiç kimsenin arkasından konuşmaz. Hiç bir şey söylemezdi. Bilakis çok sessiz bir kişiydi. Bir çok alanlarda. Doktor olan oğlu yazıyor. Biz daima hastalarını tedavi ettiğinde onları hatta çalışma saatlerinin dışında tedavi ediyordu. Onu hiçbir zaman herhangi bir hastayı tedavisiz bırakmıyordu, ister tatilde olsun. Öyle bir kişiydi ki o. Hastanede bütün çalışanlar daima tebessüm vardı onun yüzünde. Her zaman hastanede yürürken, dolaşırken onlara çok iyi muamele ederdi. Çalışanlara, bazı hastalara herhangi bir ödeme almazdı. Mübeşşir sahip Cami-i Ahmedi ile ilgili Cami-i Ahmedi'den Mübeşşir sahip şöyle yazıyor. Onunla beraber oturma fırsatını buldum birçok nedenlerle. Çok fazla konuşmazdı. Çok yavaş konuşur ve Allah-u Teala'dan korkan bir kişiydi. Hiçbir zaman böyle bir mütevazi bir kişiyi görmedim. Bana öyle alçak gönüllülükle yaklaşırdı ki onun hikayelerini dinlemek insanı hayrete koyar. Allah-u Teala nasıl ona
hizmet etmişti. Daha da yazdığım gibi, daha da söylediğim gibi, doktor sahip hastalara bakar. Hatta çalışma saatinin dışında eğer gitmek üzere ise bile, sanki daha bir kişi gelse, sanki daha yeni görevine başlıyor gibi tekrar geri dönerdi ve fakir insanları çok severdi. Almanya'daki Humanity First, bir Afrika'da turumda onu gördüm. Ghana'da onu gördüm. Onunla beraber farklı farklı turlarda Benin ve başka yerlerde de beraber olduk. Bir keresinde onu huzursuzdu. Problem nedir diye merak ettim. O halife, Mesih'in halifesini görmeye geldim. Fakat param yoktur. O halifeyi görmeye geldi. Fakat dönüş parası yoktu. Ona bazı frank verin ona. Emir sahip de yazmaktadır. 3000 frank verin. Çok iyi vakfizindekileri çok severdi. Bir keresinde hanımı rahatsızdı ve onu tedavi etti, hanımını. Onu ziyarete gitti. Ondan sonra ziyarette onu tedavi etti. Her fakir olan insanlardan hiç para almazdı. Bu yeryüzünde yürüyen bir melek gibiydi. Mescid mübareke gelirdi dua etmek için. Sessizce namaz kılar ve dua ederdi, giderdi. Başka bir doktor, vakfı arzı için gitmişti bir doktor. Başka bir doktor. Çok arzusu vardı. Daima fakirlere yardım etme arzusu vardı. Ne zaman vakfı arzıya tura gittiğinde kendi masasında beni oturtturur ve kendisi başka bir yerde otururdu. Evvel Lokman Bey şöyle yazıyor. Fedakarlık arzusu vardı. Karakter sahibi bir kişiydi. Daima o yeni yıl geldiğinde Beytülmal'a gelir ve bütün masrafla bütün çandalarını öderdi. Profesör meslek olarak doktordu ama herkese yardım ederdi ve yardıma ihtiyacı olan kişilere yardım eder. Onları mümkün olan her şekilde yardım ederdi. Naim hastanenin sorumlusu bugünlerde de şöyle yazıyor. Misyoner doktor uzun zamandan beri orada hizmet görmektedir. Onun ölüm haberini duyduğunda İnsanlar, o kasabadan, köyden olan insanlar geldiler ve son derece üzgündüler. Ayrıca doktorla ilgili olarak konuşuyorlar ve ona saygılarını belirtiyorlardı. Bizi mütevazi olarak ve arzu ile karşılarlardı. Mesih Aleyhisselatü Vesselam'ın kitaplarını okurdu. Hatta daha fazla başka doktorlar da yazıyor. Son derece tedavi ve ameliyat alanında son derece büyük hizmetler yaptı. Bizler başka Afrika, Batı Afrika orada bayağı gruplar olarak gelmektedirler. Çünkü bu hastanedeki başarıyı duyanlar buraya akın etmektedirler.
Ayrıca cami inşa ettiği hastaneye yakın doktorlarla ilgili kendini hiç düşünmeyen bir kişiydi. Kendi becerilerini kullanır ve mesleği için kullanırdı ve ayrıca ben de onu gördüm. Hatta tedavinin yanında süt, yumurta ve yiyecek verirdi ve bunları kullanın. Hatta bedava ilaç verirdi ki bunları kullanın, size iyi gelecektir. Doktor Tahsin sahip de öylesine, tabii ki birçok Ganalılar bunu tanımaktadırlar. Birçokları onu övdüler. Hatta ona saygı gösterdiler farklı şekilde. O hizmetlerini son derece bağlı olarak özel vakfizindekiler için kalbinde özel bir yeri vardı. Onlara tedavi eder. Hatta onları evine davet ederdi. Dördüncü Halife Hazretleri tura gittiğinde kendi evinde kaldı. Gana'ya tura gittiğinde onun evinde kaldı. Çok misafirperver bir kişiydi. Bu onun özelliklerinden birisiydi. Onunla ilgili olarak yazılmıştı. O meleğe benziyordu. Yürüyen bir melek gibiydi. Allah-u Teala ona rahmet eylesin ve onun makamını cennette yükselsin. Misafirperverlikle ilgili olarak şöyle diyeyim. Şunu söyleyeyim. Kişi sadece bunu, hanımı da misafirperver ise onu yapabilir. Hanıma aynı karakterdeydi hanıma. Tabii ki şimdi yaşlı bir hanımdır ve çocukları ve ailesi için onu çocukları için de dua ediniz. Allah-u Teala aynı onun yolundan çocuklarını da yürümelerini nasip etsin. Amin. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر